Evet arkadaşlar, bugün sizlere tantuni yapacağım. Tavuk tantuni, Mersin ve Adana bölgesine genelde ait olan bir yemek çeşididir. Vaktiyle ben buralarda bulundum. Bunun yapımını falan biliyordum. Bunun için ne gerekiyor arkadaşlar? Tavuk göğsü gerekiyor. Bunu işte ince ince şöyle kesiyoruz. Komple. Jülyen usulü önce bir şöyle kesiyoruz. Çok lezzetli bir yemektir. Başka bunun malzemeleri nedir? 3 kişi için 3 parça şöyle tavuk göğsü. Tavuk tantuni olduğu için et tantuni de yapılıyor. Bunu da biliyorum, bir sıkıntı yok ama biz genelde tavuk tantuni yeriz. Başka maydanoz lazım arkadaşlar. Yarım bağ. Domates lazım en az 2-3 tane. Kuru soğan lazım bir tane. Limon lazım bir tane. Kırmızı toz biber lazım. Onu da yapım aşamasında göstereceğim biraz sonra. Sıcak su gerekiyor biraz. Sıvı yağ gerekiyor. Ve bir tava gerekiyor. Benim özel sacım var. Şu ocağın üzerinde gördüğünüz gibi. Yapım aşamasında nasıl yapacağınızı tarif ederek sizlere göstereceğim. Öncelikle bütün tavuğumuzu ne yapıyoruz? Küçük küçük doğruyoruz. Zaten bunlar arkadaşlar suyunu çekene kadar kavuracağız. Tuzunu atıp yağıyla birlikte. Komple suyunu çekip köpürüp suyunu çektikten sonra ondan sonra bir iki işlemimiz daha var. Tavanın içine boşaltıyoruz. Tahta kaşığımız olacak elimizde. Bu biraz suyunu çeksin. Zaten karıştırarak devam edeceğiz. Bununla ilgili arkadaşlar tavuklarımız bu şekilde tavamızda kendi halinde pişmeye devam edecek. Zaten bu şimdi yapışılıyor. Daha sonra suyunu bırakacak. Komple. Tuzunu, baharatını falan katılıyor. Bunun altında yağ var şu anda. O suyunu bırakana kadar kavrulmaya devam edecek. Evet. Tavuklarımız gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. Bu aşama ne arkadaşlar? Bu aşama komple tavukların suyunu çekmesi. Şimdi tam böyle suyunu bırakmışken birazcık tuz atıyoruz ki attığımız tuzu etimiz özümsesin. Biberi daha sonra atacağız arkadaşlar. Hafifçe karıştırıyoruz. Sulu. Şimdi suyunu çekene kadar o pişmeye devam edecek. Ekmeklerimizi kestik bu arada. Ekmek arası yapacağız. Malzemelerimiz burada işte, biberimiz, limonumuz. Bunları içine katacağız arkadaşlar. Ayranımız da hazır. Şöyle sağ olsun eşim yaptı. Bunun yanında şalgam suyu falan da içebilirsiniz. Asitli içecekler veya çay bile içebilirsiniz. Sıkıntı olmuyor bu konuda. İşlemlere devam edeceğiz ara ara. Evet arkadaşlar, bu sulanmaya devam ediyor. Bunu önlemenin tek çaresi nedir? Ocağınızın altını biraz açmaktır. Hemen bu su zaten tavuğun suyu buharlaşacaktır. Gördüğünüz gibi. Şu anda hızlandırıyoruz bu işi. Evet arkadaşlar. Bunun sapı sıcaktır. Derken dikkat edin. Gerçi plastik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi su kalmadı. Yağ döküyoruz içine. Bol miktarda yağımızı esirgemeden döküyoruz. Arkadaşlar yağla şöyle bir çeviriyoruz. Tekrar kavuruyoruz. Tabii bu sırada biraz daha tuz atıp işte şimdi bunun en sevdiği şey kırmızı biber. Kırmızı biberi içine dökeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan bunu kavurmaya devam edeceğiz. İnanın bu o kadar lezzetli olacak ki sebzeleriyle birlikte ve bu gördüğünüz bunun yağına biraz sonra hafif sıcak su ekleyeceğim. O suyla da tekrar pişirecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Evet, bu kadar yeter. Çok da fazla olmayın. Bu neden? Bu şimdi bir kısmı zaten bunun buharlaşacak. Buharlaşmayanlar, kalan sabit kalanlar da ekmeklerimizi buna, ortadan böldüğümüz ekmeklerimizi bunlara basmak suretiyle önce bir soslayacağız. Ondan sonra pişen etimizi içine dolduracağız. En son sebzelerimizi katacağız. Limonumuzu sıkacağız. İsteğe göre zaten turşu, acı biberimiz var. Ayrıca kırmızı pul biberimiz var. Dediğim gibi şalgam suyu, ayran, soğuk içecekler ve çayla da çok güzel olur. Zaten arkadaşlar pişmek üzere, hemen hemen son aşamalara geldi. Müsaadenizle şöyle bir tadına. Evet. Gayet lezzetli. Çok güzel. Evet, suyunu gördüğünüz gibi fazla suyu çekti. İçinde kalan hafif suyla yağ var sadece. Şimdi bir sonraki aşama, ekmeğimizi elimize aldık arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Bunu hemen şuraya koyuyoruz. Diğer ekmeğimizi alıyoruz. Bastırıyoruz. Bunu da tezgahımızın üzerine koyuyoruz. Diğer ekmeğimizi aynı işlemi, kaç kişiyseniz eğer, kim ne kadar yiyecekse, benim bir büyük oğlumun bir küçüğü biraz iştahlı, ona ekmeği oldukça büyük yaptık. Bu da eşimin ekmeği. Gördüğünüz gibi biz de yarımşar ekmek diyoruz bundan. Şimdi bunun işi bitti. Bunu kapatıyoruz ve şu şekilde komple boşluk kalmayacak şekilde buna yediriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde boşluk kalmayacak. Her tarafında et olacak yani. Onu demek istiyorum. fazla etleri de şöyle silkeledikten sonra. Buyurun. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunun içine önce şu şekilde, aynı şekilde boşluk kalmayacak şekilde soğanımızı koyuyoruz. Daha sonra domatesimizi koyuyoruz. Evet. Daha sonra benim küçük olan biraz az yer maydanozu. Normalde ben de doldururum. Ona biraz az atacağım. Bunun ilacı arkadaşlar maydanoz, domates. Evet, gördüğünüz gibi kendisine biber kesmiş demin. Bakın şu acı biberleri de şöyle yayıyoruz içine. Biraz da kırmızı pul biber döktükten sonra bol miktarda limonu sıkıyoruz. Hafif de tuzunu atıyoruz. Ekmeğimizi şöyle bastırdıktan sonra şuradan servis tabağı alacağız. Servis tabağına peçetemizle birlikte arkadaşlar koyuyoruz. Afiyet olsun. Ayranımızla birlikte afiyet olsun.